İşlerimiz oldukça iyi bir düzeye geldi. Uçuşlar arttı. Yolcu sayısı gördüğünüz gibi geçtiğimiz senelere göre kıyaslanmayacak derecede sayısı fazla. Dolayısıyla şu anda bulunduğumuz durum gerçekten çok umut verici. Geçtiğimiz senelere göre hakikaten daha iyi bir durumdayız. Bu sadece havalimanı otelciliği veya İstanbul otelciliği için değil, Türkiye otelciliği için de bence çok pozitif bir durum. Tamamıyla hazırız. Zaten 2 senedir bunun özlemini duyuyorduk. Dolayısıyla çok mutluyuz. Bütün planlarımızı en iyi şekilde bu yılı tamamlamak için yapıyoruz. Umarım bu şekilde devam edecektir. Rakamlar konusunda bir bilgi vermek gerekirse, aslında 2021 yılı da bizim için oldukça iyi geçmişti. Diğer şehirlere ve Türkiye'deki duruma göre hatta global bir marka olduğumuz için dünya çapındaki diğer otellerimize göre de karşılaştırdığımızda havalimanımızdaki bu otel oldukça başarılıydı. 70 ile 75 doluluk, %75 doluluk arasında bitirdik 2021 yılını. Türkiye ve şehre baktığımızda şehrin durumu %55'lerde zannedersem oldukça iyi bir performans. Misafir profiline baktığımız zaman ki şöyle aslında üçe bölebiliriz. Pandemi öncesi neydi? Pandemi süresince ne oldu ve şu anda nasıl? Pandemi öncesi 2019'dan bahsediyorum. Havalimanının ilk açıldığı yıldan bahsediyorum. Amerika bizim biliyorsunuz hem kara tarafında hem de hava tarafında otelimiz var. Amerika iki tarafta da en yüksek derecede misafir profiline sahipti. Ondan sonra Rusya geliyordu, ondan sonra da İngiltere geliyordu. Pandemi de malum orantılar tabii ki tamamen değişti. Pandemi içerisinde Amerika misafir profili tamamen düştü. Rusya birinci sıraya yükseldi. Arkadan da Ukrayna ikinci sıraya çıkmıştı pandemi süresince. Amerika biraz arkalarda kalmıştı. Tabii bu şu anda pandemi sonrasında değişti. Bir de Rusya ve Ukrayna'nın şu anda malum savaş durumundan dolayı biraz eskiye döndük diyebilirim. Şu anda Amerika her iki otelimizde de ikinci sırada, Rusya birinci sırada. Üçüncü sırada da İngiltere. Yani birebir aynı şu anda. Dediğim gibi Rusya, Amerika ve İngiltere profili öne çıktı. İki otelimizde de. Saatlik odalarımız da açıkçası gittikçe artmaya başladı. Bir gece, yani gecelik konaklamalarımız oluyor. Bir de minimum 4 saatlik konaklamalarımız oluyor. Özellikle hava tarafında misafirlerimiz daha çok saatlik konaklamayı tercih ediyorlar. Çünkü uçuşlarını bekleme süreleri şu anda uçuşlar da biraz arttığından dolayı 12 saatte 16 saat arası oluyor. Dolayısıyla tercihlerini saatli konaklamayı seçerek hava tarafında kalıyorlar ve uçaklarını işte bekledikten sonra 10 saat, 12 saat bekledikten sonra otelimizde konakladıktan sonra uçuşlarını tamamlıyorlar. Dolayısıyla orada daha fazla saatlik misafirimizin konakladığını söyleyebilirim. Bu tarafta da gecelik misafir konaklıyor. Ayrımı öyle rahat rahat yapabiliriz. Kara tarafında var mı saatlik? Kara tarafında da var. Bazen uçuşlarına erken geliyorlar. Dolayısıyla 4-5 saat, genelde burada 6 saat dinlenip check-in yapıp bizim yani bagajlarını teslim edip ondan sonra uçaklarına gidiyorlar. Buradaki sayı genele baktığımızda %10 saatliğimiz var. %90 geceliğimiz var. Hava tarafında da bu %50-50 olarak ya da %60 saatlik, %40 gecelik olarak değişiyor. Saatlik odaları 4 saat diyorsunuz. Ne kadar ödemesi gerekiyor? Şimdi şöyle, güne baktığınız zaman geliş saatleriyle orantılı bir fiyatlandırma yapıyoruz. Şöyle söyleyeyim, 90 Euro'dan başlıyor 4 saatlik ama öğlen vaktiyle mesela 12 ile 5 arası, yani en az konaklama ihtiyacının olduğu zamanlarda bu fiyat 70 Euro'lara kadar da düşüyor 4 saatlik minimum olmak üzere. Gece olursa ve talep olursa
haftanın belli günleri, mesela Perşembe, Cuma günleri uçuş daha fazla oluyor. Pazar günleri uçuş daha fazla oluyor. O zaman da 4 saatlik minimum kalış 110 eurolardan başlıyor diyebiliriz. Yani biz aslında bütün o 24 saati gerçekten değerlendiriyoruz. Çoğu havalimanı oteli genelde alışılagelmiş, herkes tarafından bilinen havalimanına yakın yerlerde oteller oluyor. Orada çok büyük oteller olabilir, kongre otelleri olabilir. Bizim yapımız görüldüğü gibi şu anda çok ilginç. Terminalin içindeyiz. Yani terminalin içinde 451 odası olan hem pasaport sonrası hem pasaport öncesi imkan tanıyan başka bir otel olduğunu düşünmüyorum. Yani dünyada yok şu anda. Sayısı da zaten 451 değil. Dediğim gibi ya terminal içinde pasaport öncesi var ya da sonrası var. İkisinin birden olup da 451 tane odası olan yok. Dolayısıyla çok o bakımdan da avantajlıyız. Bu da İstanbul Havalimanı'nın dediğim gibi bir hub özelliği taşıması, çok fazla yolcuyu getirmesi bize çok büyük avantaj sağlıyor. Hava tarafında uluslararası grupları alıyoruz. Bu tarafta da alıyoruz. Yani kimler olabilir? Müzik grupları var, futbol takımları var, basketbol takımları var, voleybol takımları var, handbol takımları var. Dolayısıyla yani uluslararası müsabakalara gidiyorlar. Bu tarafta da ayrıyeten birçok spor takımı kalıyor. Değişik branşlarda. Ünlü olarak dersek gerçekten onlar burada oldukça kalıyorlar. Tabii ki bir de birçok konsolosluğun misafirleri oluyor. Allah'a zahmet, hadi kusura bakmayın.